Kaldı ki bize nüfus da çok genç bu arada. Yani bu işsizlerin, hani görünen işsizlerin ciddi bir kısmı da gençlerden oluşuyor. Üniversite mezunları. Bir de öyle yani içinde de bir takım kırılımlar var o rakamların. Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü zaten Türkiye'de genç işsiz oranı ortalama manşet işsizlik rakamının üzerindeydi. Ama kriz dönemlerinde gençlerin işsizliği daha belirgin bir şekilde artar. Aradaki makas açılır. Bunun bir nedeni de şudur. Bütün dünyada böyle kriz, güvensizlik ortamlarında emekliye ayrılmayı düşünen, bir dönem mola vermeyi düşünen insanlar da mümkün olduğu kadar çalışmaya devam ederler. Çünkü çocuklarının iş bulması garanti değildir. Yarın eşi çalışıyorsa eşim işten atılabilir diye düşündüğü için çalışabildiğim kadar çalışırım der ve bu nedenle yerini boşaltmaz gençler için. Bir boyutu o. Bir boyutu da Türkiye'de ne işte ne çalışmada denilen bir kategori var dünyada. Bu bir anlamda ne bugünü olan ne de geleceğe ilişkin umudu olan gençleri yansıtıyor. Bu 15-64 yaş arasındaki iş gücü tanımının dışında, çünkü iş gücüne katılmak için bir irade beyan etmemiş kişiler. Bunlar ya hiçbir çalışma umudu taşımıyorlar, umutsuzlar ve bu nedenle kenarda beklemeyi tercih ediyorlar. Şimdi en yüksek genç işsizliğinin yaşandığı örnekler yakın tarihte İspanya, Yunanistan'daydı. Buralarda %40'a varan oranlara erişilmişti ama bakıldığı zaman ne işte ne eğitimde olanların oranı çok daha düşüktü. Çünkü insanlar iş bulamadığı için başka bir meslek sahibi olayım, becerilerimi geliştireyim, yüksek lisans yapayım, doktora yapayım diyebiliyordu. O bakımdan İspanya ekonomisi tahmin edilenden çabuk toparlandı. Türkiye'de bu rakam da %25 civarında. Yani kaba taslak çalışabilecek yaştaki gençlerin %40'ı ya işsiz ya da ne işte ne eğitimde Yani öyle bir şey de yok. kategorisinde tamamen Bırakmış sistemin vaziyette yani. dışında. Evet. Bırakmış.